27 Eylül, 3 Ekim, değerli takipçilerim, değerli danışanlarım, muhteşem bir hafta. Güzel bir hafta sizlerin hanenizde olsun. Bolluk, bereket, huzur, içte yaşadığınız kaygılarınızın hepsi içinizde yok olsun, bol parayla dolsun istiyorum. Rabbime inanın, Rabbime emanet olun, başta bunu söyleyeyim. Güzelliklerle dolun hayatınıza, yenilikler size çok güzel aydınlanmalar yaşatsın ve bunlar sizi mutlu etsin. Koç burçları, evet, çok yorucu, çok zaman zaman saldırgan tavrınız, etrafınızdaki insanlara iyilik yaptıkça ve güzellik yaptıkça onların size karşı kıskançlıklarını, size karşı tavır aldıklarının farkına varacaksınız. Ve bu şekilde çevrenizde zaten kopmanız gereken, zaten sizi huzursuz eden, zaten sizi rahatsız eden insanları elemenize yardımcı olacak. Ve uzun süredir de iş konunuzla ilgili belirsizliklerle ilgili yaşadığınız tedirginlikleriniz de bu hafta yavaş yavaş yerine mutluluk ve sevinç getirecek. Değişim. Özellikle yerimden çok rahatsızım ve hatta burası benim enerjimi dağıttı ama farklı bir iş ortamı bulamıyorum ve ben bu noktada tamamıyla idare etmekten yoruldum diyorsanız, güzel bir iş teklifi şimdiden hayırlı olsun, güzel kapılarınız olsun, umutlu olsun istiyorum. İşsiz olanlar için de çevrenizde inandığınız, çok güvendiğiniz bir ahbabınızın tavsiyesiyle geçiş yapacağınız iş kapı sizi biraz daha motivasyonunuzu arttıracak. Hadi gelin burayı kabul edelim. Zaman içerisinde farklı arayışlar ve istediğiniz kapıyı da bulma şansınız daha kolaylaşacak. Çünkü uzun süredir evdesiniz ve sinirleriniz fazlasıyla gergin. Ve evet, hak etmediğiniz bir iş başvurusu başlayacaksınız ama sonrasında size ait kapıları çok daha rahat bir şekilde bulacaksınız. Kendi işini yapanlarla ilgili bu ara parayla ilgili koşturmalar, krediyle alakalı imkanlar, para bulma dediğimiz bir hafta ve büyük bir ihtimalle 10 Ekim'e kadar bu parayla alakalı yaşadığınız gerginlikler daha rahat bir evreye geçiş sağlayacak. Devlette çalışan ya da büyük kurumsalda çalışan bazı koç burçlar için yöneticilerden kaynaklanan sorunlar size yansıyabilir. Gözünüzü dört açın ve insanlarla, yöneticilerinizle aranızı bozmanızı istemiyorum. Mümkün olduğu bu dönem bol bol yoga, meditasyon, enerjinize şifalanmak, dua etmek, namaz kılmak size iyi gelecektir. Bu hafta bunları böyle bir en azından enerjinizin yeri gelmesi için bunları yapalım lütfen diyorum değerli koç burçları. Aşk konusunda değil de aşka geçeceğim. Özellikle de yeni iş kurmak isteyenler için, yeni işler için, evet, alternatif teklifler, yeni oluşturmak istediğiniz planlar için, yurt dışı ile ilgili evraklarınız ya da yurt dışı ile iş yapmak istiyorum, bunları nasıl halledebilirim diyorsanız, bunlarla ilgili çarpıcı, hiç beklenmedik insanlardan alacağınız destek size bu kapılarınızın da ünvanını yaratacak, merak etmeyin. Eğitiminizle ilgili yeni başlayan, yeni üniversiteye giren çocuklarımıza sabırlı olun ve yeriniz belirlenecek ve daha rahat ve daha güvende hissedeceğiniz, ev probleminiz varsa evinize geçiş yapacaksınız. Ev arıyorsanız, bulamadıysanız, zorlanıyorsanız geçici bir yerde olacaksınız. Sonrasında güzel bir noktaya geçişiniz olacak. Aşk konusuna geldiğim zaman, evet, bu ara konuşma, hani içimde biriktirdim, bir türlü içimdekileri söyleyemiyorum ve hayatımdaki kişinin benimle ilgili fikri nedir diyen değerli koç burçlarına şunu demek isterim. Evet, sizinle gelecek planları var ama maddi olarak toparlanamadığı noktaları da var. Bunları toparlamamız lazım ve onları toparladıktan sonra sizinle çok güzel bir enerji akışına geçiş sağlayacak. Evlilik konuşması, gelecek planları yapacağım. Önce sevgilinizin iş oluşumunu oturtmaya ihtiyacı var. Ve uzun süredir sevgilisinin geri gelmesini, hani bana geri gelecek mi, haftalardır bekliyor. Evet, ufak tefek diyaloglar olacak ama o kişinin kendi içsel dünyasında ego problemi var ve siz de gurur yaptınız. Artık bu ilişki değil de yeni yelkenleri, yeni enerjileri açılırsanız daha sizi mutlu edecek enerjilere ait olabileceğinizi öğrenme vakti geldiğini düşünüyorum. Özellikle değerli koç burç erkeklerine sesleniyorum. Evliliğinizle ilgili yaşadığınız ve yetemiyorum ve karşı eşim çok şikayet ediyor diyenlere,
Evet, eşinizin de haklı olduğu sebepler var ama sizin de işinizle ilgili yaşadığınız gerginlikler ve iş mahkemeleriniz ve parasal anlamda çok daraldığınız için karşı tarafla zıtlaşmaya başladık. Bu hafta bunları yavaş yavaş toparlatalım. Evliliğimize sahip çıkıp özellikle kadınlarımıza da şunu demek istiyorum. Evet, ilgisiz bir eşiniz olabilir ama eve bakmaya çalışıyor ve bu onu çok fazla yordu. O yüzden benim kocam beni seviyor mu? Bana eskisi gibi davranmıyor diyorsanız aldatılmıyorsunuz. Maddiyatla alakalı yaşadığımız noktalar var. Ama özellikle bazı koç burçlarında da ben eşimin ailesinden sıtkım sıyrıldı ve biz karı koca hayatımızı yaşayamıyoruz. Sanki onlar 10 kişilik bir evliliğim var diyorsanız eşinizle bu konuyu bir an önce çözüp lütfen ve lütfen, yoksa evliliğiniz tehlike ve boşanma yoluna doğru gidiyor. İç ilişkisi olmayan ve aşk isteyen değerli koç burçlarına evet, güzel heyecanlar, güzel enerjiler, hatta ve hatta yakın çevrenizde çok etkilendiğiniz biri varsa bununla güzel bir adım atacaksınız. Bu da size güzel bir aşkın, güzel bir başlangıcın tadını çıkartacak ve evlilik teklifini uzun süredir ertelenen koç burçlarının sağlık probleminden, ailevi problemlerden ertelenen bazı koç burçlarına evet, bu dönem söz ve nişan olayınız gerçekleşecek. Bu da sizi mutlu edecek. Evli olan ve ya da nişanlı olan ya da sözlenenler, ev arayışı içerisindesiniz. Evet, güzel bir ev oluşumu ve almak istediğiniz bir anahtar hanenize hayırlı olsun ama bu hafta en çok ev hanesinde hani elektrik çarpmalarına dikkat edelim. Elektrik aksesuar akımları ile ilgili sıkıntılarınız olabilir. Yani bir elektrik tesisatçısı getirirsek evimizdeki enerjideki problemleri çözebiliriz diyorum. Bir de yurt dışında olan sevgilisini bekleyen bazı koç burçları, siz sevgilinizin yanına gideceksiniz ve orada yaşam kaliteniz olacak. Hiç korkmayın, endişe etmeyin, güzel bir şey. Sağlık olarak diş eti iltihaplarımız, kulak burun boğaz alerjimiz ve gözlük değiştirme vakti. Sakın unutmayın. Sevgi ve mutlulukla kalın. Ve şöyle söyleyeceğim. Bazı koç burçları, annelerinizin sağlık problemi olabilir. Biraz hastaneyle koşturabilirsiniz. Bunun verdiği bir stres sizi yıpratabilir. Son aydınlık. Hiç endişe etmeyin. Rabbime emanet olun. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın değerli koç burçları.